rotanın etaplarının hızlı bir tanıtımını yapayım müsaadenizle. Sonrasında da soru olursa alırız. Burada keyifli görseller kullanmaya çalıştım. Bu pandemi nedeniyle evlere tıkılmak durumunda kaldığımız günlerde hani biraz da içimiz de açılsın diye. Hem böyle bir görsel kar yolu hem de o bölgenin böyle bir slide sunumu gibi düşünebilirsiniz. Bozburun Yarımadası İçmeler'de başlayıp Hisar önünde biten Bozburun Yarımadası'nı neredeyse tamamıyla dolanan bölümün, etabın adıdır. Şu orta bölümü bayır. Yani Bozburun Yarımadası'nın Roma'sı gibidir neredeyse. Tüm yollar böyle bayıra çıkar gibi bir durum vardır. Burası Amos'un hemen karşı kıyısı. Burada da bakınız enteresan bir antik dönem stili, Anadolu'da çok da fazla örneği olmayan bir örnek. 19. yüzyılda gezginlerin notlarında da bahsedilmiş. İki taneymiş stil orijinalinde. Bir tanesi günümüzde kayıp. Yine Amos Bayır arasındaki bir kilise. Bayır Köyü. O bayırdaki enteresan böyle eklektik diye bizim tabir ettiğimiz arkeolojide Anadolu özeti gibi olan enteresan bir dükkan ya da böyle kilimler satılıyor bakınız. Her telden şeyin olduğu bir yer. Burası Taşlıca'ya inerken adı üzerinde hakikaten çok taşlık ama manzara açısından çok keyifli bir yer. Burası Lorima Bozuk Kale. Bu Rodos Pereira'sının önemli yerleşimlerinden biri. Tekne turlarında da defaatle gidilen bir yerdir. Lorima Bozukkale. Burası Tola. Tola Kayaköy gibi bir Rum yerleşimi. Ama enteresanlığı şu. Taşlıca Yarımadası'nın en ucunda kalıyor. Yani çok izole. Her yerden ve her şeyden çok izole ve 1923 mübadelesinden etkilenmiyorlar. Yani mübadele haberi bu insanlara geliyor ama diyorlar ki yani biz gitmiyoruz. Ve 30'ların sonuna kadar burada kalıyorlar ve en sonunda karşıdaki ada Simi'ye geçiyorlar. Ve bazı evlerin ve buradaki gördüğünüz kilisenin kondisyonu hakikaten üst yapısıyla birlikte hala günümüze çok iyi durumda koruna gelmiş. Bu Taşlıca'dan Tola, Tola'dan tekrar Taşlıca'ya yürüyüş mesela minimum 2 bazen 3 günlük bir yürüyüş. Tamamen o 2-3 gün boyunca size yetecek kadar yiyeceği almanız gereken, kamplı icra etmeniz gereken bir yürüyüş. Yani kar yolunun içinde böyle çok enteresan etaplar var. O etaplardan biridir o Taşlıca, Tola, Taşlıca etabı. Belki 2 gün boyunca hiç insan görmeyeceğiniz çok enteresan, muhteşem manzaraların, çok değişik arkeolojik kalıntıların size eşlik edeceği enteresan bir patika, rotanın bir bölümü. Burası Bozburun, Selimiye, Bozburun'un önemli noktalarından Bozburun ve Selimiye. Burası Turgut Şelalesi. Burası da yine Turgut'taki piramit mezar. Bu takip edenler vardır belki. Son birkaç ay içinde haberlere de çok çıktı. Buraya dil bilimciler, arkeologlar gelinceye kadar bu Turgut halkı buraya bir yatır olduğunu düşünüyorlarmış. Yağmur duası için buraya çıkılıyormuş. Ondan sonra işte çocuğu olmayan kadınlar tırnak içinde lokal anlatımıyla söylüyorum ya da evlenmek isteyen kızların ya da ada olan insanların getirip bıraktığı bir yer imiş. Tabii burasının bir Helenistik mezar olduğu anlaşıldıktan sonra o yatır işlevi, yatır fonksiyonu bitmiş bu mezarın. Ama çok önemli bir örnek, çok tekil bir örnek Türkiye için ya da Karya için ve tüm yapı son derece iyi durumda. Kar yolunun enteresan sürprizlerinden, yolda görebileceğiniz enteresan kalıntılardan biri. Şimdi Datça Yarımadası'ndayız. Dediğim gibi Hisarönü'nden Datça'ya, eski Datça'ya
araçla geçilmek durumunda. Datça Yarımadası etabı eski Datça'da başlar. O Akdeniz'in yeni en karakteristik, en keyifli yerlerinden biri eski Datça biliyorsunuz. Ama yürüyüşüyle bir başka. Ve eski Datça'da başlayan bu etap tüm Datça Yarımadası'nın güneyini, Hayıtbükü, Kisebükü, Mesudiye gibi tüm yerleşimleri geçerek Knidos'a yani Datça Yarımadası'nın en ucuna kadar gelir. Burası göletler içinde biliyorsunuz çok önemli bir nokta. Knidos'tan itibaren artık patika Datça Yarımadası'nın kuzeyinden yani Gökova Körfezi'nin güneyinden şuradaki Dağburnu Feneri de o bizim Kar Yolu Rehber kitabının baş sayfasındaki resimde yine bunun karşısından alınmıştır. Hakikaten çok enteresan, çok keyifli yerlerden biri. Hem oraya ulaşması hem de antik kentin kendisi. Bu az önce bahsettiğim o Karaköy-Mersincik arasındaki o dediğim 40-45 yıl sonra bizim açtığımız ve ilk defa bizim geçtiğimiz patika. Burası Karaköy'e yakın bölümü. Burası artık Emecik'ten Çakal koylarına doğru bakış. Yine Gökova Körfezi'nin hala güneyindeyiz. Şu sağ alttaki benim resmim yine Çakal'dan. Ve son yıllarda Aşıklar Yolu diye meşhur olan Şadan Gökovalı'nın, Halikarnas Balıkçısı'nın manevi oğlunun doğumu hatırına babası tarafından dikilen okaliptus ağaçlarının içinden geçiyor yine Karayolu ve oradan da Akyaka'ya geliyor. Akyaka etabı aslında Gökova Körfezi'nin de başlangıcı oluyor. Akyaka'dan başlayıp Akbük, Ören, Türk evleri şurada bir kuzeye çıkıyor hafif Bozalan ve Bodrum'a kadar devam ediyor. Şu bölümden yani Bozalan'dan Bodrum'a kadarki kısım aslında ek bir kısım. Eğer ben Bodrum'a kadar yürümek istiyorum derse biri oraya kadar yürüyebiliyor. Ama ben hiçbir yeri atlamak istemiyorum. Bodrum'a kadar yürüyeyim sonra geri geleyim. Buradan Bozalan'dan İçkarı'ya doğru devam edeyim derse o da amenna. Ya da ben hiç Bodrum'a kadar yürümek istemiyorum ama kuzeye İçkarı'ya doğru devam etmek istiyorum derse de batıya doğru devam etmiyor ve Milas'a doğru devam ediyor. Tabii Gökova Körfezi'nden geçmesinden mütevellit burası da çok rotanın en keyifli yerlerinden biri. Bu mesela Turnalı'dan Sarnıç Köyü'ne çıkış. Hemen bunun batısında Akbük koyu yer alacak. Karayolu'nun en enteresan özelliklerinden biri. Yani Karayolu'nu diğer rotalardan ayıran birkaç özellik var. Onlardan biri de mesela bu Gökova Körfezi'ndeki bu Sarnıç'a çıkan patikada olduğu gibi bir hafta önce olduğunuz patikayı Gökova Körfezi'nin güneyini bu sefer kuzeyinden görüyorsunuz. Ya da tam tersi. Böyle enteresan güzel oyunları da var patikanın yürüyüşçüler için. Bu dediğim Sarnıç Köyü ve İmkarya'nın ve belki Türkiye'nin en keyifli koylarından biri olan Akbük Koyu burası ama dedim Akbük değil karıştırmayalım. Muğla Akyaka Akbük diye geçen rota ve Akbük'ten rota tekrar yukarıya çıkıp onun bir arkasındaki koy ya da yerleşim olan Ören'e doğru devam ediyor. Bozalan bu iki rotanın kesişme noktası. Yani yürümenin keyiflerinden biri şu sanırım. Yani ne ile karşılaşacağınızı bilmemek, ne hoşlukla karşılaşacağınızı bilmemek ve doğal olanı, bozulmamışı aramak herhalde. Mesela burada Bozalan'da benim çocukluğumdan hatırladığım o kök boyayla hala halı ipliklerinin boyanması meselesi. Ve insanlar neredeyse tüm evlerde hala halı tezgahları var ve insanlar halı dokumaya devam ediyorlar. Ve ondan sonra Bozalan'dan Çakıllı Yalı çiftlik artık Bodrum'a doğru
yaklaşıyoruz. Son yıllarda haberlerde çok çıkan yerler buralar. Kisebükü Çiftlik, buralarda 5 yıldızlı oteller yapılmaya çalışılıyor biliyorsunuz. Bizim var olan kanunlarımız değişirse ve bu patikaların geçtiği yerler sit bölgeleri olarak kabul edilirse bu yürüyüş projeleri ya da yürüyüş rotaları buraların korunmasını ve doğal haliyle kalmasını kotarması anlamında etkili doneler olabilirler. Ve Kisebükü'nü, Çiftliği, Çakıllıyalı'yı bilmeyen insanlar buradan Karayolu yürüyüşü sayesinde geçerek oranın güzelliğini görerek belki oranın korunması için daha fazla mücadele edebilirler. Yürüyüş rotalarının böyle de hiç azımsanamayacak önemli bir özelliği vardır, olmalıdır diye düşünüyorum. Mesela soldaki ikiz amcalarımız Çiftliğe çok yakın bir yerde tanışmıştık kendileriyle. Yani lütfen bu amcalarımızın bakışlarına, doğallığına ve kıyafetlerine bir bakınız. Ve Bodrum'u gözünüzün önüne getiriniz ve Bodrum dediğimizde aklınıza ne geliyor? Yani Bodrum merkez dediğimizde aklınıza ne geliyor? Ama Bodrum'dan çıkıp böyle bir yarım saat araçla gittiğinizde ya da bir günlük yürüyüş mesafesinde aslında bambaşka hayatların, bambaşka insanların da olduğunu göstermesi ve onları deneyimlemek açısından da önemlidir. Yolda olmak ya da yürüyor olmak demek lazım. Sağ altta da o Kare'ye özgü su sarnıçlarından birini görüyorsunuz. Zaten eğer bir sarnıcın yanından yürüyüp geçiyorsanız bu da şu demektir. Burası çok eski bir patika olmalı ki bunun üzerine bir sarnıç ya da yakınına sarnıç yapılmış olmalı ve Bodrum'da biten patikamız aslında Pedese'ye kadar devam ediyor. Önemli lelek yerleşimine. Çıkarıya Bozalan'dan başlıyor. Milas'a doğru daha sonra Antik Milas'ın kült merkezi olan Labranda'ya çıkıyor. Ve daha sonra Latmos yani günümüz Beşparmak Dağları'nın eteklerinden Bafa Gölü'ne kadar devam edip daha sonra Bafa Gölü'nün kuzeyine yani Aydın sınırlarına gidiyor. Ve günümüz Karpuzlusu antik dönemin Alindası'nda rota sonlanıyor. Burası da çok enteresan. Şu ana kadar gördüğümüz 3 etaptan çok farklı bir etap ve benim kişisel olarak en keyif aldığım etaplarından biri Karayolu yolunun karadan geçmesine rağmen çünkü deneyimlediğiniz şeyler çok fazla ve çok değişik. Bakınız burada hemen Bozalan'ın çıkışında antik bir teraslama ve üzerinde yine Dean Livesley ve Çin Kalesi'nden geçiyor Milas'a uğramadan ve bu yürüyüşün enteresanlıklarından biri dedik ki yani neyle karşılaşacağını bilmiyorsunuz. Bir köyden geçerken bir düğün, bir şey. İnsanlar sizi davet edip ağırlayabiliyorlar. Çok kez başımıza gelmiştir. Çok da keyiflidir. Milas, Baltılı Kapı, sonra Gümüşkesen Anıtı. Hep buralardan geçiyor patika. Milas çok enteresan bir yer. Maalesef hak ettiği yerde olmayan bir yer turizm açısından. Belki Bodrum, Marmaris gibi önemli turizm sahil yollarının üzerinde olması ama içeride kalması sebebiyle. Ama Antik Karya'nın eski başkenti olması vesilesiyle ve Milas ilçesinin Antik Milas'ın üzerinde kurulmasıyla birlikte nereyi kalsanız bir şey çıkan bir yer. Mesela şu sağ daki resimde sağda altta Uzunyuva da arkadaşlarımız biliyorsunuz birkaç yıl önce Hekatonos'un mezarı hemen bu kompleksin o Uzunyuva'daki kompleksin altından çıkmıştı ya da Şipolyen olarak ikinci kullanım evlerin duvarlarındaki o yazıtlar Salı Pazarı
herhalde İzmir Tire'deki pazarla birlikte Ege'nin en keyifli pazarlarından biri olabilir. Milas'ın Salı Pazarı. Milas'tan çıktıktan sonra vardığımız nokta Labranda. Neredeyse antik dönemdeki haliyle ayakta kalmış çok önemli bir kült merkezi ve artık biz Latmos dağlarındayız. Beş parmak dağlarındayız. Lavranda'ya çıkışımızla birlikte bundan sonra cümbüş biraz daha artacak. Artık bizi taş döşeme yollar karşılıyor olacak. Onların üzerinde yürüyor olacağız. Ve tabii bölgenin en önemli gelir kapılarından oradaki insanlar için zeytincilik olduğu için hala oradaki yerel halk zeytinliklerine giderken bu taş döşeme yolları kullanıyorlar. Bu da enteresan. Ve artık Çomakdağ köylerindeyiz. Çomakdağ köyleri, Çomakdağ en çok bilineni ama tek değil. Orada böyle bir 5-6 tane köy var. Sarıkaya, İkiztaş, Ketendere gibi. Hepsi böyle çok enteresan. Biraz Bizans mimarisini andırır. Duvar tekniği çok enteresan. Çok renkli kapılar ve kalaycılık yani benim çocukluğumdan beri görmediğim bir şeydi kar yolunu biz bu keşfi gidene kadar. Çok renkli kapılar dedim ve çok renkli insanlar. Çomak'ta aranızda bilenler vardır. Hala oradaki kadınlarımız evlerinin önünde çiçek yetiştiriyorlar ve her gün o başlıklarına o taze çiçekleri takıyorlar. Böyle göz renkleri, ifadeleri çok enteresan kadınlar. Çok da fotoğrafik bir yer yani çok fotoğrafla ilgilenenlerin de bildiği gittiği yerlerden biridir Çomak'ta. Tabii yürüyüşün keyiflerinden biri de hiç duymadığınız, hiç o ana kadar tatmadığınız tatları tatmak. Bu da Çomakdağ'daki deneyimlediğimiz bir börek, böreği koparıyorsunuz, yoğurda bandırıp, hakikaten bandırıp yediğimiz enteresan, keyifli bir yemek idi bu. Hakikaten unutamadığımız ziyafetlerden biriydi bu da. Artık Çomakdağ'dan çıktık, Kayabük'üne doğru gidiyoruz. Karşıda İkiztaşlar, bir tanesinin üstünde bir antik yerleşim de var. Artık fıstık Çamları ormanlarındayız. Yani bu bölgenin önemli gelir kapılarından ve görsel güzelliklerinden birindeyiz. Bu fıstık çamları bu andan itibaren rotanın bittiği yere kadar sürekli bize eşlik edecekler. Ve rotanın en enteresan yerlerinden biri Karahayıt köyünden Kapıkırı yani günümüz Kapıkırı antik dönemin Herakle Latmos'una giden patika. Bu patika üzerinde ilk karşılaştığımız Kerdemlik Mağarası diye anılan o Latmos kaya resimleriyle çok ünlü biliyorsunuz. Onlarca örneği var bunun gibi. Kerdemlik ulaşımı kolay olanlarından biri. Bu Latmos'taki kaya resimleri işte 6.000-5.000 lira tarihleniyor. Batı Anadolu arkeolojisi açısından önemli örnekler. Yani burada gördüğünüz 7-8 bin yıllık duvar resimleri, mağara resimleri hemen buradan çıkıp 20 dakika gittiğinizde Diler Manastırı'na geliyorsunuz. Gördüğünüz şey bir başka dini betimleme ama arasında belki bir 6 bin, 7 bin yıllık fark var. Buradan böyle bir 2 saat yürüdüğünüzde de Bafa Gölü'ne varıyorsunuz ve vardığınız yer aynı zamanda Herakliye Latmos. Yani bu Karahayıt Kapıkırık yürüyüşünde tek günlük yürüyüşte bir 3-4 tane bozulmamış köy. Bir Neolitik mağara ve onun duvar resimleri. Bir 20 dakika sonra bir ortaçağ manastırı ve oradaki Kapadokya'daki kiliselere benzer duvar resimleri. Ve en sonunda da bir göl, çok keyifli bir göl Bafa Gölü bildiğiniz gibi ve oradaki Herakle Latmos ve onun kalıntıları. Yani inanılmaz bir cümbüş.
Oradan Kapıkırı'ndan çıktığınızda artık Bağırcık, o Bağırcık Latmos Zirvesi'nin hemen arkası oluyor. Buradaki en keyifli hadise neredeyse 10 kilometre boyunca korunmuş antik taş döşeme yol. Helenistik döneme tarihleniyor. Tam tarihini biliyoruz. İsa'dan önce 3. yüzyılların başları. O Diyodoklar döneminde Herakle Latmos'la Alinda, Alabanda, Gerge gibi içte kalan Karya kentlerini ulaşımını, iletişimini sağlamak için yapılmış bir patika, bir taş döşeme yol, 2300 yıllık bir yol ve dediğim gibi çok uzun bir bölümü, neredeyse 10 kilometrelik bölümü zaman zaman da çok uzun şekilde bölümler çok iyi şekilde korunmuş bu patikada. Ve tabii eğer rehber yanınızda ise, biz bunu rehber kitabına detaylarını almadık ama bir rehberle yapılmasını kesinlikle tavsiye ettiğimiz o Ay Tanrıçası Selene ile Latmoslu Endimion'un edebi uykularına daldıkları Latmos Dağı'nın zirvesi, tüm bölgeye hakim inanılmaz bir manzarası olan, tam zirveden belki aramızdan birileri bir gün çıkar diye o güzelliği bozmamak adına zirveden resmi koymadım. Artık Aydın sınırlarındayız ve o fıstık çamları, yani artık böyle Afrika'da böyle bir safari'de gibidirsiniz. Yani köşeyi döndüğünüzde hangi hayvan çıkacağını bilmediğiniz en çok enteresan, çok iyi korunmuş, Anadolu'nun çok gizli kalmış, belki de iyi ki de kalmış dediğimiz enteresan coğrafyalarından biri. Yani Latmos Dağı'nın kuzeyi, Aydın sınırlarındayız artık. Kullar Köyü, Ali Rıza abi gibi insanlar, Kullar Köyü diyorum ama köye yaklaşık herhalde böyle bir buçuk saatlik bir mesafede yaşıyor kendisi. Çok enteresan bir hayat hikayesi vardı. Çok da yürüyüşçüleri ağırlamayı seviyor, muhabbeti seven biri. Yine aramızda birileri oraya gider ve tanışma şansı olursa diye hikayesini anlatmayayım ama böyle kendini tüm insanlardan ve insanlıktan izole etmiş, tam böyle Latmos Dağı'nın bir yerinde tek başına yaşayan biri Ali Rıza abimiz. Rota artık Alinda'ya doğru süzülmeye başladı. O taş döşeme yollar hala bakınız kullanımda. İnsanlar zeytinlerini toplamış, evlerine götürüyorlar. Artık Alinda'dayız. Muhteşem bir kent. Su kemerlerini görüyorsunuz. Kentin akropolü. Ve Türkiye'deki o onlarca antik kent içinde en iyi korunmuş agora yapılarından biri burada. Ve artık Kartuzlu'dayız. Buradaki enteresanlık, o az önceki o Çomak Dağı'daki gösterdiğim o çiçek hadisesi, burada erkekler takıyor. Orada bir amcamızla kareyi almışız. Son bölüm artık. Çok da fazla vaktinizi de almak istemem, çok da uzatmak istemem ama Muğla ve çevresi. Bir iki tane resim buradan göstereyim. Hemen Akyaka'nın çıkışındaki antik kentimizden ve Likya tipindeki mezarlar. Muğla'nın Çukur Yaylası. Burada resimde gördüğümüz. Muğla'da hakikaten o mahallesinin olduğu yer. Çok keşfedilmeye bekleyen, çok orası da müstesna yerlerden biri. Ve artık Belen Kahvesi'ne doğru devam ediyoruz. Hayat tüm durağanlığıyla buralarda devam ediyor. O meşhur türküdeki Belen Kahvesi'nin orijinal yeri. Ve bu rotada yatağın yakınlarındaki Stratonikya antik kentinde bitiyor. Son olarak da o bizim minnak bölümümüz Dalyan İkincik arasındaki
aslında dediğim gibi Marmaris'le birleştirmeye çalıştığımız ama o Aksas askeri üssünden dolayı geçemediğimiz ama patika ve rota o kadar güzeldi ki ve zaten klasik bir rota burası. Özellikle guletçiler burayı çok yürüyordu. Ekincik'ten başlayıp Kaunos'a kadar hatta oradan da Dalyan'a kadar devam edebileceğiniz rota. Burası Ekincik tarafı. Hala Ekincik tarafını görüyoruz. Artık Kaunos'a gelinmiş. Akropol'e çıkılmış ve Akropol'den Delta'nın resmi çekilmiş ve arkasına geçilmiş ve o Kaunos'un ünlü kaya mezarları görülmüş. Toparlarsak biraz hızlı mı gittim, anlatmak istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama 11 yıl geçmiş. Ben projeyi ilk Altay'a ve Volkan'a bahsettiğimden ve biz ilk yürümeye başladığımızdan beri 5 yılın sonunda o 850 kilometrelik etap çok enteresan aşamalardan geçerek birçok zorluklardan da geçerek aslında hem insani hem fiziksel diyeyim en sonunda oluşturulmuş ve bir şekilde yoluna devam ediyor. Şimdi Karayolu'nun ben şöyle bir katkısı yapmasını isterim memlekete. Memleketimizin en ağır problemlerinden biri kırsaldan şehre göç bildiğiniz gibi. Son yüzdesi Türkiye'de %7'lik bir oran sadece köylerde ve beldelerde yaşıyormuş. %93'ü ilçelerde ve il merkezlerinde. 1927'de bu oran %75 kırsal, %25 şehirler. 1927'den 2020'ye geldiğimizdeki düşüşe bakar mısınız? Yani %75'ten %7'ye düşmüş. Ve biz diyoruz ki ve ben diyorum ki eğer Karayolu oraya getirdiği yürüyüşler sayesinde, oraya getirdiği renk sayesinde bir lokal aileyi bile olduğu yerde yaşamasına devam ettirebiliyor ise ve biliyorsunuz Anadolu yerleşik hayata geçilen ilk yerlerden biri. Neredeyse 10 bin yıllık bir yerleşik yaşam tarihimiz var. Bu 300 nesil yapar. O 300 neslin 301-302 diye devam etmesini sağlayabiliyor ise proje bence hedefine ulaşmıştır diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim aslında çok da unuttum. İlk defa da Zoom'da bir şey anlatmanın heyecanı ve yetiştirebilmenin derdiyle hızlı da mı geçtim bilmiyorum ama umarım derdimi aktarabilmişimdir. Herkese katılımı, ilgisi, alakası ve vakti için çok teşekkür ediyorum. Yollarda görüşürüz diyeyim. Sorusu olan varsa bilmiyorum Ozan. Yunus, bu arada ağzına sağlık. Yani ben bu kadar kapsamlı, bu kadar içerikli olacağını hiç düşünmemiştim yani. Çok teşekkür ederim. Yani şu anda eğer ortaya bir rota çıkartmam gerekiyorsa ne yapmam gerekiyor hepsini öğrendim yani. Bir tek Öğrendim. kitabı nereden bastırmam lazım? Bir onu da Şahane yapmam abi. lazım. Onun dışında her şeyi öğrenmiş oldum. O zaman amacına ulaşmıştır Ozan. Bir de şeydi yani çok kafandaki her şeyi güzel şekilde anlattığını düşünüyorum ben. Hani öyle bir Eyvallah. Yani ben 4 yıldır dediğim gibi uzaktan eğitimde ders anlatıyorum. Aslında çok yabancı olmadığım bir platform ama ilk defa bu şekilde bir kar yolunu anlattım. Bir de hakikaten insanın yaptığı bir şeyi anlatması zor. Yani bir bilgiyi aktarması daha kolay. Ama umarım yerine ulaşmıştır diyelim. Patron ne diyorsun? Patron duyuyor mu bizi? Selamlar. Geliyor mu sesim, görüntüm? Mikail hocam. Şu anda sesin iyi. Evet. Bu arada Görüntü Mikail mü hocam. annem? Görüntü de var. Okey. Süper. Mikail Şöyle bir... ben bir şey söyleyeyim sen girmeden.
Tamam. Öncelikle... Çok fena gireceğim Yunus. Ona göre. Sen girişmeden ben girişeyim o zaman. Bu fırsatı verdiğin için ve arkasını kovalayıp bunu ben anlatıncaya kadar arkasında takip ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ne demek? Umarım keyifli oldu. Çok, çok keyif aldık burada. Şu anda biz ateş başındayız. Bilmem görüyor musunuz? Hainsiniz. Biraz da üşüyoruz ama yani çok zevkle dinledik. Eline o sağlık. Mikail Bey'i engeller misin lütfen? Ateşi bir engeller misin? Polise haber verdim abi, jandarmaya yasak zaten. Jandarmaya yasak. Anlatacağım ben şimdi onları. Ne? Aa, araba geliyor. Vallahi jandarma geliyor. Yok yok abi, yasak falan değil ya, gayet steril bir ortamdayız. Kimse yok. Daha da biz tek başımız. Neyse. İnternetin olması hoş bizim için de. Dinleme şansı oldu. Gerçekten çok keyif aldık. Ağzına tekrar tekrar sağlık. Teşekkür ederim. 6 ay izledim mi bilmiyorum ama. 6 ay başında vardı. Bir 20 dakika falan buradayız. Sonra herhalde internetin de İnterneti oldu. Onun sıkıntılıydı. Evet, o da Antalya'da, o da Geyik Bayırı'nda yaşıyor. Öyle. Yani bayağı bir soru var. Ben çok uzatmak istemiyorum aslında. Benim de söyleyeceklerim tamam. Var ama kalmak isteyen olursa böyle bir sohbet yaparız. Bu senin bahsettiğin her şey aslında bizim yapmaya çalıştığımız şeydi işte. Bu, değil mi? Zaten o payda da buluşabildiğimiz için buradayız zaten. Değil mi? İşte ekoturizm, o söylediğin en son şey çok güzeldi, duygusaldı. Yani sen çok mütevazı yaklaştın. Yani bir tane aile bile o köyünde kalmasa, gitse karyolu, gitmese karyolu sayesinde. Yani işte biz bunu 3 aile, 5 aileye de çıkarmak istiyoruz. Kesinlikle. Geriye göç. Yani ekoturizmin doğru yapılırsa geriye göçü kesinlikle sanırım bu yani, yaptıracaktır. Kesinlikle bu, bir de geçtiğimiz süreçte bunun anlamını bir kez daha bu pandemi sürecinde daha da iyi anlamış olduk sanırım. Aynen. Değil mi? Aynen. Yani dünya bunu anladı da işte bakalım kanun koyucular ve yöneticiler falan anladı mı bilmiyorum. Yani gökyüzüne baktığımızda tertemiz hava görüyoruz günlerdir. Yani hiçbir pus yok. Neyse. Bence Ozan hazırsa senin soru. Evet doktor, evet ben hazırım abi. Bayağı bir soru var. Yavaş yavaş evet, soru geldi çünkü. Teşekkür ederim. Ben şimdi kapatıyorum mikrofonu, sonra görüşürüz. Eyvallah. Şimdi ilk önce yazılı olarak sorusunu iletenleri söz vereceğim. En sonunda onlardan sonra Hatice ile Erdem'e söz vereceğim. İlk bir soru şu abi. Rotanın bulunduğu yerden geçmesini istemeyenler tarafından işaretlerin kaldırıldığını veya tabelaların söküldüğü gibi şeyler hakkında bilginiz var mı? Kapsamında bir soru var. Şimdi bu patikanın geçtiği yerler çok büyük oranda kamu arazileridir. Yani özel araziden geçiyor ise de, yani Türkiye'de bununla ilgili bir komplikasyon var. Türkiye'deki ilk 25 binlik haritalar 1940'da yapılmış. Biraz teknik bir detay ama anlatayım. Ve o Türkiye'nin ilk 25 binlik haritalarında o özel araziden geçen patika, patika olarak işlenmiş ise orayı o arazi sahibinin kapatma şansı yok. Nokta. Ama bu farklı yorumlanabiliyor ya da bazen özel arazisinin içinden geçtiğinde insanlar bundan hoşnut kalmıyor, kalmadığı durumlar olabiliyor. Ama patikanın, ben diyebilirim ki rotanın %95 belki de daha büyük kısmı kamu arazisinden geçtiği ve bunun izni Anıtlar Kurulu'ndan ve işte biliyorsunuz bu Anıtlar Kurulu'nun görevleri birkaç başka kurumlara devredildi, izole il özel idarelerinin altında oralardan alındığı için bununla ilgili izinsel olarak ve oradan geçmesiyle ilgili bir sıkıntı yok. Ama bazen bundan rahatsız olan, yani arazisinin hemen yanından geçmesinden rahatsız olan ve o işaretleri silebilen ya da levhalara zarar verebilen örnekler olabiliyor. Bu sadece karayolu için de geçerli değil. Bu tüm rotalar için de geçerli bir problem aslında Türkiye özelinde. Okey. İkinci soruya geliyorum abi. Yürüyüşlerin zorluk derecesi nedir diye bir soru var. Ve kamp dışında konaklama imkanı var mı diye bir soru var. Şimdi... Karya yolunda bu iç Karya'daki bu Latmos kısmı haricinde, yani o Latmos zirveye çıkış kısmı haricinde bu yükseklik farkları çok fazla değil. Ve
Tabii çok izole, tamamen medeniyet dışında yerlerden geçmediğiniz için atıyorum 15 kilometre değil de 8 kilometre yürümek isterseniz 8 kilometrenin sonunda bir köyde ya da medeniyete ulaşabildiğiniz yola çıkabileceğiniz bir yerde karayolunun dışına çıkabiliyorsunuz. O yüzden biraz yürüyüşçilerin kendileri ayarlayabilir zorluk ya da uzunluk derecesini. Bu bir. İç kar ya da Milas ve Bafa Gölü'ndeki konaklama yerleri hariç çok fazla konaklama olanağı yok. Ama o Bozburun Yarımadası, Datça Yarımadası ve Gökova Körfezi'nin de rotanın geçtiği yerlerin diyebilirim ki %80'inde, 90'ında konaklama imkanı var. En kötü ihtimal yürüyüşün bittiği yerde bir konaklama imkanı yok ise bile yürüyüşün bittiği yerden kısa bir mesafede, bu 10 dakikalık bir sürüş mesafesi olabilir, 20 dakikalık, insanların ulaşabileceği bir konaklama yeri var. Bir de biz orada rotada şeyi anlattım ya Ozan. Mesela rotadan, kitaptan bir rotayı seçtim. Kaç kilometredir, o gün ne görürsünüz vesaire. Onun en altında ulaşım diye bir bölüm vardı. Diyelim ki biri Marmaris'e geldi. Normal deniz tatili için. Ama bir gün kar yolunda yürümek istiyor. Onun atıyorum Selimiye'ye gidip Selimiye'den Bozburun'a kadar yürüyüp Bozburun'dan da minibüse atlayıp Marmaris'e gelebilecek şekilde nasıl ulaşabileceğinin de bilgilerini, yani o her bu 46 etabın başına ve sonuna nereden ve nasıl ulaşabileceğinin bilgisini de biz ekledik rehber kitabına. O şekilde de hani konaklama yerinden de günübirlik bir yerler yürüyüp geri de gelebilir, ama devamlı olan bir yürüyüş isterse dediğim gibi iç karya biraz, tabii turizme çok açık olmadığı için Bozalan'dan başlayan etap Milas, Bafa Gölü'ne gelen ve oradan da Alinda'ya kadar gelen, resimde de bir bölümünü gördüğümüz yerde konaklama alanları yok. Ama onun haricinde var. Ama buralarda da artık köy evlerinde konaklama meselesi başladı. Yani köy evlerinde insanlar konaklama için organize etmeye başladı. İçkarya'da da insanlar o kadar cana yakınlar ki yani kimse İnanılmaz. kimseyi açıkta bırakmaz yani. Öyle O zaman burada bir araya girebilir miyim bu soru için? Tabii. Bu sorulan soru Yunus'un biraz önce söylediği şey sorunu, konaklama yeri sorunu. Aynı şey Likya'da da vardı. Türkiye'nin ilk yürüyüş olmasıyla kaynaklanan. Ama çok hızlı bir şekilde popüler olduğu için, hani bunun sebeplerini de söylemeyeceğim. Ve çok fazla yürüyen insan olduğu için oradaki halk konaklama tesisi açmaya, yani kendi evlerini açmaya ilk etapta başladılar ve sonra bundan para kazanacaklarını gördüklerinde pansiyonculuğa başladılar. Yani bir eğitim de almadılar, küçük küçük yerler harici genel olarak konuşuyorum. Aynı şey karayolu ve diğer yollar için de geçerli olacak. Yani ne kadar çok insan yürürse onu bir turizme, hani turizme döndürmeye, buradan para kazanırız biz demeye başlayacak insanlar. Gidip madenlerde çalışmayacaklar ya da belki fabrikalarda çalışmak zorunda kalmayacaklar. Kendileri bir şeyler üreterek oradaki insanları doyurarak ve konaklatarak para kazandıklarını gördüklerinde yine hayvancılık yapmaya, tarım yapmaya başlayacaklar. Yani geriye dönüş başlayacak. İşte bu problem böyle çözülmüş olacak. Yani ne demek istiyorum? Çok fazla insan yürümesi lazım. Dolayısıyla kar yolu bence yoktan eksik kalır yanıyor. Tanıtıma ihtiyacı var. Daha fazla tanıtıma ihtiyacı var. Şu anda bizi dinleyenler, ileride YouTube'u da dinleyecek arkadaşlara da mutlaka Karyon'a da destek versinler istiyoruz. Zaten amacımız bu. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Şey, bir soruları derleyip bir soru soracağım. Birkaç tane soruyu bir araya Lütfen. getirip bir soru soracağım. Ondan sonra Hatice ve Erdem'e söz vereceğim. Şimdi yol güvenli mi diye bir soru var. Bu yol güvenli mi sorusunun içinde vahşi hayvan durumuyla ilgili bir soru var. Aynı zamanda hani köy veya çoban köpekleriyle karşılaşma potansiyeliyle ilgili ne gibi bir durum var. Aynı zamanda hani Karayolu'nun işte kitapları var ve daha detaylı kitapları olduğunu öğrendik sunum boyunca. Ama ben bu kitapları aldım, sırt çantamı da aldım. Yürüsem güvenilir mi diye bir soru var. Hani güvenlik yani kısacası. Şimdi güvenlik, okey. Şimdi bir kere
Ben hiçbir patikada, bu kar yolda dahil olmak üzere, tek başına yürümesini tavsiye etmiyorum insanların. Bu bir kere önemli bir teknik detaydır. Bu yürüyüş bilenlerin, sevenlerin bildiği bir detaydır. Bazen tek başına yola çıkanlar oluyor ama bu iyi bir davranış değildir. Öyle söyleyelim. Minimum iki kişi yürümek lazım. Çünkü bir kişi yürüdüğünüzde başınıza bir şey gelirse, yani oradan çıkamayabilirsiniz ve o durumdan diğer insanların haberdar olması, oraya gelmesi, sizi bulması vesairesi, bile bazen kaybolduğunda insanlar çok enteresan yerlere gidebiliyorlar patika aramak için. Çok alakasız yerlerde bitiyor biliyorlar. O yüzden bir kere güvenlik için yapılacak ilk şey, bence hiçbir yürüyüş rotasına tek başına girilmemeli. Bu bir. İkincisi, eğer yeterli kadar tecrübeleri yok ise ve bazı yerlerde az önce de o konuştuğumuz doğal nedenlerle de olabilir, başka nedenler de olabilir, bu işaretler kayboldu ise, panikleyebileceklerini düşünüyorlarsa, kitapları aldıktan sonra bizim tüm rotanın GPS koordinatlarını indirebiliyorlar. Onu ya bir GPS alıp ona yükleyip yanında tutabilir, sürekli açmaz çünkü yürüyüş ruhunu öldüren bir şeydir o GPS'i sürekli taşımak. Ama hani sigorta olsun diye çantasında taşıyabilir ya da cep telefonlarına bile artık o GPS koordinatları bildiğiniz gibi inebiliyor. Eğer o güvenlikle ilgili daha fazla hassasiyeti olan katılımcılarımız varsa o şekilde de yapabilirler. Hangi rotayı yürümek istiyorlarsa onunla ilgili bizle de irtibata geçebilirler ya da oradaki yereldeki konaklama tesisi vesaireyle de geçebilirler ya da bunun daha kolayı, daha organize, bizim şu an bu platformu bize sağlayan başka rota gibi şirketler de burada ya da bunun gibi başka başka rotalarda turlar icra edebiliyorlar. Bir rehberle yürümenin keyfini de yaşayabilirler. Bu bir. Bir de son yıllarda biraz daha popüler olmaya başlayan bir tur çeşidi daha var. Self-guided, yani kendi başına yürüme diye bir tur çeşidi biliyorsunuz. O da nedir? Şirketler sizin transferinizi, bagaj transferinizi, konaklamanızı, tüm yeme içmenizi, her şeyinizi organize ederler. Rehber yoktur başınıza. Size yürüyüşle ilgili çok detaylı notları verirler. Bir GPS verirler ya da bir cep telefonu. Onda koordinatlar vardır ve siz onları takip ederek rotayı yürürsünüz. Bunu yapan self-guided üzerine uzmanlaşmış ya da rehberli yürüyüş turları yapan ama self-guided turları da organize eden acentalar var. Eğer biraz da organizasyon olsun ama kendi ruhumla, kendi başıma da yürüyeyim derse bunu da yapabilirler yine. Bu köpek mevzusu da böyle bir şey var Türkiye'de ama çok da büyütülecek, her yerde böyle bir şey karşınıza çıkıyor vesaire gibi böyle bir durum yok. Onu da söylemek lazım. Teşekkürler. Bazı soruları yani ben de Toparlıyor soru. cevaplayıp direkt cevap vermiyorum. Sen Odan köpek sorusunu sen mi sordun? Doğru söyle. Evet. Köpek savar. Ya köpek savar demek istemedim ama köpek savar yani. En kolay cevabı aslında köpek savar ama demiyorum onu. Yok yok, ama hiçbir şey alamıyor doğal köpeklere, inanın. Birçok Doğru, haklısın, evet. Yani ona güvenip yola çıkarsa daha sıkıntı, evet. Yok, hiçbir şey yapmayacak. Öyle gelip koklayıp gidiyorlar ya. Ya o hiçbir şey yapmayacak değil abi işte. Yanındaki arkadaşın köpekten korkmuyor olacak. En ideali öyle yani. Köpek savar da almayacaksın. Yanına arkadaş alacaksın abi yani. Bu bence. Köpek savar arkadaş. Neyi bırakayım? Şimdi Hatice Hanım size söz vereyim. Sesinizi ben açıyorum. Merhaba öncelikle herkese. Teşekkür ederim sunum için. Gayet detaylı bir sunumdu. Ayrıntılıydı. Şimdi teşekkürler. Rica ederim. Üç sorum olacak benim. Kısa kısa olacak ama.
Siz arkadaşınızla yola çıktığınızda ilk keşif için 2009 yılıydı galiba değil mi? Evet, i̇lk evet. Onu bir bütün olarak mı yaptınız? Parça parça mıydı ve kaç gün sürdü onu merak ettim. İlk çıktığımız yani bu 850 kilometrenin hani bulmak için 1500 kilometre yürüdük dedim ya. Evet. Yani bunu tek parçada yapmak mümkün değil tabii. İlk yürüdüğümüz bizim rota Labranda'dan Bafa Gölü'ne kadar ki yani şu an yürüdüğünüzde 5 gün de geçebileceğiniz ama biz bir herhalde bir 10 gün kadar vakit harcadık oradaki patikayı bulmak için. İlk bulduğumuz patika ya da etap orasıydı. Milas diyelim ya da Labranda'dan Bafa Gölü'ne kadar ki olan kısım. Ve olacağına ikna olduğumuz bir de o var, sunumda söylemeyi unuttum. Yani siz ben kar ya da bir yürüyüş rotası çıkarmak istiyorum diye yola çıkabilirsiniz ama bir sürü araştırdıktan sonra şu duyguya da kapılabilirsiniz. Ya buradan keyifli bir rota çıkmaz yani burada kimse yürümez, yürümesin de diyebilirdik. Yani o aslında o yüzden çok keşif turuydu. Yani biz bir yıl boyunca kendimiz bunun gibi etap etap yürüdükten sonra ve bölgeye hakim olduktan sonra burada bir çok uzun mesafeli yürüyüş rotasının olabileceğini ikna olduktan sonra zaten destek arayışına, sponsor arayışına girdik. Tamam. Etapları bölerek anlattınız ya 5 ya da 6 gibi. Evet, şimdi onlar birbirine bağlanıyor mu? Orayı ben kaçırdım galiba. Bağlanıyor. Kinidos'ta bittiğinde oradan sonra ne yapıyoruz? Yok, Kinidos'tan devam ediyor. Değirmen, Bükü, Murdala, Mersincik o Karaköy'e kadar devam ediyor. Ama mesela yani Kinidos'tan Karaköy'e kadar neredeyse mesela 2 gün boyunca çok fazla medeniyetten geçmiyorsunuz. O yüzden hani Kinidos'tan çıkarken o 2 gün boyunca yetecek kadar su ve yiyeceğinizin yanında olması gerekiyor. Ya da ortadan birinin sizi alabiliyor olması lazım eğer ortadan aldırmak istiyorsanız. Ama tüm etaplar birbirine bağlı. Sadece Bozburun'la Datça Yarımadası birbirine bağlı değil. O da Datça Yarımadası'nın çok dar olmasından dolayı hem gidiş hem dönüş orada bir rota bulamadık yani. O yüzden Hisarönü'nde bittiğinde ilk etap Bozburun etabı şeyi atlamanız gerekiyor. Eski Datça'ya ondan sonrası ama artık ta Aydın, Karpuzlu'ya, Alinda'ya kadar kesintisiz şekilde takip edebileceğiniz bir rota. Bir de son sorum. Şimdi yani eğer yolu yürümek istersek kısıtlı bir zamanımız varsa en böyle kardiyo yolunu gerçekten hissedebileceğimiz oranın tarihine ait olan şeylerin olduğu etap hangisi? Ama zorluk kolaylık olarak değil hani gerçekten ruhunu yaşayabileceğimiz etap hangisi? Yani buna bir de şöyle bir cevap da verir misiniz? Senin şahsi olarak en favori rotan da soruluyor. Hani ikisini birleştirip cevap verir misin? Yani şimdi eğer biraz içinde denizde olsun hani 5 saat yürüyelim ama sonunda 1 saatte denize girelim gibi bir bakış açısı varsa ya Bozburun Yarımadası etabı ya da Gökova yani Akyaka Bodrum arası. Ama hani deniz derdimiz yok. Biz tamamen doğayla bütünleşelim. Bambaşka bir şey yapalım. Biraz daha bozulmamış yerler görelim. Çok deniz de bizim için önemli değil derseniz bence İçkarya. O da Labranda'dan yani Milas'tan Bafa Gölü'ne ve hatta oradan da Alinda'ya kadarki etap benim favorim. Evet, tarihi yapıların olduğu yerler de oralardı galiba fotoğraflarda. Hepsinde var ama hani bu İçkarya'daki ambiyans yani biraz daha değişik. Yani birçok bizim Türkiye'deki yürüyüş rotasına ben hiçbir rotayı diğeriyle karşılaştırmak istemem tabii. Hı hı. Yani öyle bir gayemiz de yok ama o taş döşeme yollar, zeytin ormanları, bozulmamış köyler, ondan sonra çok irili ufaklı yerleşimler, manastırlar işte o gösterdiğim Neolitik duvar resmidir vesairesidir. Yani orası hakikaten çok rotanın keyifli yerlerinden biri o anlamda. Ama manzara, yine orman, yine antik kent anlamında hem Gökova Körfezi hem Bozburun etabı oralarda yine çok keyifli etaplar.
Bu 10 kilometrelik taşlı yolun olduğu yer İçkarya mıydı? İçkarya'da Kapıkırı, yani Herakle Latmos bugünün Bafa Gölü'nden başlayıp yukarıya doğru Bağırcık'a, yani zirveye doğru çıkış etabında yer alıyor orası. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben Hoşça teşekkür kalın. ederim ilginiz için. İyi akşamlar. Yani Yunus, acayip çok soru var. Sen galiba bir saat daha burada olacaksın. Bir de biz de herhalde bir 8 senedir falan tanışıyoruz. Senin de en uzun geçirdiğim zaman dilimi bu oldu. Yok, şey Ozan, senin uygulama turundaki akşamı unuttun ama. Ha evet. Ama O bu baş başa gecesini geliyordu. hatırlamıyorum onun. Öyle bir durum var. O bir yerden sonra promil çok yükselmişti, onu Evet. hatırlamıyorum falan. Evet. Şey abi, şimdi şunu sorayım sana. Yörüklerde hala var mı rota üzerinde diye bir soru geldi. Yani kısım kısım var. Yine Latmos Dağı'nın hem güney hem de kuzey etabında var yörükler, ama tabii ki Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi çok değil. Yani biliyorsunuz, o bir Mersin Adana bölgesinde bizim bir hala var olma mücadelesindeki, değil mi, yörüklerimiz var, ama onun haricinde çok da yok artık yani memlekette. Sizin dışınızda rotanın tamamını yürüyen bildiğiniz kimse var mı diye bizim Var. böyle sürekli başarma isteği, dürtümüz neden kaynaklı bir sorun var. Onu da sormuş olayım. Yani bizim haricimizde bu az önce o kendilerini tanıttığım kariye gezginleri var. Onların ben hatta bir iki kere tamamladığına da eminim, yani bir sürü etabı. Şimdi hatırlayamıyorum ismini, ama Hollandalı bir şey var. Siz söyleyiniz. Gezgin var. Dünyada nerede bir rota açılırsa gidip yürüyor. İlk tamamlayan oydu mesela bizim rotayı. Sonra bir Rus gazeteci ve ardından da bir Rus çiftin tamamladığını biliyorum. Yani kolay değil. Minimum 50 gün sürüyor çünkü rotanın hepsini tamamlamak. Süper. Bir soruya daha cevap vermiş oldun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir diğer soru şu. Hadi bunu da sormuş olayım. Güzel açıklayacağından eminim. İYA diye yazıyoruz ya kareyi. Niye Y ile değil de İA ile yazıyoruz diye bir soru var. En büyük pişmanlığımdır. Niye ye olmadı bana? Yani bu orijinal Karya'nın antik Karca Yunanca yazılımındaki Türkçe'yi çevirdiğimizde İA ile yazmak gerekiyor. Yani doğrusu odur. Ama hani Türkçe'de kolay söyleminden dolayı Y ile söyleniyor bu tabii. Biz de hani doğrusu olsun diye İA diye isimlendirdik onu. Aslında hani Likya düşündüğünüzde, onun da hani Grekçesinden Türkçe'ye çevirdiğinizde Lükya diye yazmak lazım. Ama o Likya diye yapılmış mesela. Eğer hani 10 yıl geriye sarabilsem o i'yi ben y'ye değiştirmek isterim. Çünkü Aa, evet. öyle mi? Ya bununla ilgili çok enteresan dönüşler aldık Ozan. Yani doğrusu bu olmasına rağmen, ama bazen hani yanlış o kadar çok kullanılır ve doğru olur ya. Niye? Hı. Bunun gibi bir mesele oldu artık o İA ya da YA meselesi. Ama biz orada hani doğrusu olduğu için İA'yı kullandık. Ama hani Türkçeleştirdiğimizde, bunu arkeologlar arasında bile itilaf var. Hani bunu İA mı söylemek lazım ya da YA mı? Bunu Türkçeleştirmemek mi lazım? Ya da yoksa Grekçesini mi kullanmak lazım gibi. Ama öyle oldu, öyle kaldı. O zaman başka bir soruya geleyim. Bu potansiyele sahip başka bir rota var mı önerebileceğin? Ya da böyle bir şey önermek ister misin? Yani Türkiye'de, yani böyle bir araştırmak için mi soruyor kendileri? Evet, yani benzer bir şekilde böyle bir potansiyele sahip
böyle bir güzelliğe sahip bir rota önerisi var mı? Rota var mı? Yani rota önerisi mevcut. Hani yapılacak, hani böyle bir projeye girsek hangi bölgede rota yaparız gibi bir soru. Yani şimdi biz bu projeyi yapmaya başladığımızdan beri köprünün altından çok su aktı. Yani bu biraz bakir bir alandı biz bu yola çıktığımızda. Şu anda muhtemelen yapmak istesen böyle... yani yok yani hani 850 kilometrelik başka bir rotayla çakışmadan bir Türkiye'de bir rota çıkarılabileceğini, hani Doğu Anadolu bölgesi hariç ben zannetmiyorum. Ama hani 100, 150, 200 kilometrelik rotalar yapılabilir Türkiye'de. Ama bunun yani biz yaptığımızdan beri hani Troas rotası çıktı Çanakkale'de, İzmir'de Efes-Mimas yolu yapıldı. Hemen iç Ege'de biliyorsunuz Kate'le Caroline Finkel şeyi yaptı, Evliya Çelebi rotası yaptı. Şimdi Kübra bölgesinde Kübratis rotası yapıyorlar Gölhisar civarında. Bizi dinliyor sanırım Özgür arkadaşımız var, o Gömbe civarında. Bir rota yapmak üzere şu an 150-200 kilometrelik Gömbe ile neydi oradaki dağımızın adı? Özgür buradaysa yazabilir. Dağın ismini unuttum şimdi. Sonra Pisidya yolu yapıldı yine geçen yıllarda biliyorsun. Yani bu biraz artık çok rota yapılmayan bölge kalmadı. Yani bu her yapılan rota yürünecek, meşhur olacak anlamında değil. Bazen hani ölü doğan bebek gibi ölü doğan rotalar da oluyor. Yani bunun lojistiği yok ise, bunun hiçbir altyapısı yoksa o bölgenin, bazen başka amaçlarla hani belli destekler almak adına, hani dostlar alışverişte görsün mantığıyla yapılan rotalar da var maalesef Türkiye'de. Burada bir araya girebilir miyim tekrar? Buyurun patron. Evet, estağfurullah. Bir tane soru vardı yanlış hatırlamıyorsam kültür rotalarıyla alakalı. Sen Cevat cevap verirken oradan bahsetmek zorunda kalacağın için buraya getiriyorum lafı. Yani bir rota yapılırken nasıl bir taktik ya da nasıl bir disiplin ya da nasıl bir ahlak içinde olmamız gerektiğiyle de alakalı birkaç cümle söylemeni rica edeceğim. Çünkü aldı başarı gidiyor bu iş senin de bildiğin gibi. Bu işi denetleyen bir yapı yok ülkemizde maalesef. Ama Kültür Bakanlığı Kültür Rotaları Derneği kurdurdu. Antalya merkezli Kate'in yaptığı biliyorsun. Ve onların da çıkardığı bir disiplin var, bir liste var. Yani bir rota yapacaksınız. Şu 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 maddelere uymanız gerekiyor gibisinden. Yani o rota yapacağı arkadaşların birçoğu bence bunu bilmiyor bile. Bundan da biraz bahsedersen sevinirim. Bu kapsamda o soruyu da dile getirmiş olayım. Kültür rotalarına kabul edilme süreci nasıl oldu diye bir soruydu o. Aynen o soruydu. Birleştirebilirsen. Yani şimdi Kültür Rotaları Derneği'nin şimdi o manifestodaki maddeleri tek tek hatırlamıyorum ama o Kültür Rotaları Derneği listesine girebilmesi için bir kere minimum şu kadar kilometrenin altında olmaması gerekiyor diye bir çok belirleyici bir madde vardı. O kilometreyi hatırlamıyorum şimdi ama bu bir. İkincisi, turizm altyapısı olan ya da bu yürüyüş yolu yapıldığında bir mantığı ya da ahlakı olan bölgelerin seçilmesi önemliydi. Ve bu yapıldıktan sonra rehber kitabının çıkarılması, işaretlemenin yapılması ve işaretlemenin o kırmızı beyaz az önceki o gösterdiğim örnekteki gibi yapılmasının gerekliliği ve GPS koordinatlarının olması gerekiyor. Bunun gibi belirleyici maddeler var. Fakat şöyle bir şey oldu. Türkiye'de Mikail ona sanırım atıfta bulundu. Çeşitli kurumlar, dernekler, bunda bazen resmi kurumlar da devreye girdi. Bir rota yapalım, bundan bir gelir kazanalım, yapmak sürecinden gelir kazanalım ama sonrası ne olursa olsun mantığıyla yapılan da bir sürü rota oldu Türkiye'de. Onu kastediyordu sanırım. Şimdi Kültür Rotaları Derneği'nin kurulmasının sebebi şu.
Şimdi başka bir isimle de kurulabilirdi bu Kültür Rotaları Derneği. Avrupa Birliği biliyorsunuz bir süre önceye kadar hani Türkiye buna girebilmek için Avrupa Birliği'ne çok ciddi bir emek harcıyordu. Ve çok fazla kanun ve değişiklik yapılıyordu Türkiye'de. Onlardan biri de Avrupa Birliği'nde kültür rotaları dairesi gibi bir şey var. Ve onlar belirliyor o ülkedeki kültür rotalarının nasıl olması gerektiğini. Çünkü bunu sadece yürüyüş olarak bakmıyor Avrupalı. Bunu o bölgedeki lokal zenginliğin ve derinliğin korunması olarak da baktığı için bu işe çok ciddi önem veriyorlar. Ve eğer biz o Avrupa Birliği ile bizim Dışişleri Bakanlığı o akrediteyi imzalasaydı Türkiye'deki bu kültür rotalarının temsilcisi Kültür Rotaları Derneği olacaktı. Ve hatta bildiğim kadarıyla geçmiş dönemlerdeki bir Dışişleri Bakanı'nın önüne kadar da gelmişti. Tam imzalayacağı sırada kendisi bakanlıktan alınınca o süreçten olmuş olundu Türkiye. Eğer ona dahil olabilseydi bu rotaların korunması, geliştirilmesi, bakımı ve en önemlisi de rotanın geçtiği yerlerde inşaat faaliyeti, işte o az önceki gösterdiğim türde antik patikaların böyle bir kepçeyle, graderle girip tarumar edilmemesini sağlayacak maddeler de eklenecekti. Onu maalesef ıskalamış olduk. Bir 4-5 sene önce o belgeyi imzalayamayarak o Dışişleri Bakanı'nın değişmesinden dolayı. Şeyi hatırlıyor musun? Bu yeni çıkacak son kitap, üçüncü kitap neresiyle ilgiliydi? İç Karya. İç Karya. Evet. Onu bir soran vardı, hatırlayamadım. Bu arada Kültür Rotaları Derneği'nin de bu patikaların, yani rotaların bu antik olduğu ya da çok eski olan bölümlerinin tescillenmesi konusunda çok ciddi emekleri de var. Onu da söylemek lazım burada. Yunus, sana da çok teşekkür edeyim. Yani ben çok teşekkür ederim. Senin de vaktin için uğraştın, sağ ol. Benim gibi teknik beceriksizliği üst derece olan birini ehlileştirip buraya kadar getirdin. Çok teşekkür ediyorum. Mikail, sen de ilk sorduğun andan itibaren takip edip bunun gerçekleştirmesini sağladığın için en başından itibaren, yani benim özelimde değil, genel olarak ben sadece kendi sunumum için burada değilim. Sizin diğer sunumlarınızı izliyorum. Çok keyifli işler yapıyorsunuz. Bu keyifli işlere beni de dahil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Dışarıdan gelen tüm katılımcılara bu meseleyi içselleştirmek için burada olduklarını düşünüyorum. Bu kadar saattir burada oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Onun haricinde katılımcılara baktım. Çok ciddi sayıda benim öğrenci arkadaşlarım var. Bir senedir, iki senedir beni her hafta dinleyen, üşenmeyip tekrar gelip tekrar dinledikleri için onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca şey, ben bunu Altay'a çok sık sık söylüyorum. Hani yani her gördüğümde söylüyorum. Benim için Karya'nın ayrı bir yeri var. Yani coğrafya olarak bir ayrı bir yeri var yani. İşte burada da orada da böyle bir rotayı yapmış olmanız ve bu vesileyle işte bizim de buralara da zaman geçiriyor olmamız bizim için çok değerli. İşte rotalarda genelde Altay ya çevremizde oluyor ya bize eşlik ettiği için Altay'a daha çok teşekkür edebiliyoruz. Ama sen genelde uzakta öğrencilerle meşgul olduğun için sana teşekkür edemiyoruz. Evet. Bu vesileyle şey konusunda da teşekkür etmiş edelim. Bu kar yoğunluğunun gerçekleşmesi konusunda. Yani bunun dışında yine gerçekleşme potansiyeli olan bir yer orası. Çünkü hani Karya sonuçta Karya yani. Ama layıkıyla bunu yapmış olan insanların beraber bunu yürütüyor olmak gerçekten ayrı bir şey. Ve hala ucunu bırakmamıyor olmak. Yani o bir gönül bağını hala gösteriyor olmak çok farklı bir şey. Bu noktada teşekkür ederiz. Projeyi yani fikir babası yazdı bugün sanırım Altay benim için bizim Instagram sayfasına paylaşırken. Hani bir şeyin fikrini oluşturmak önemli ama onu icra edip onu taşımak da çok önemli. O anlamda hem din hem de Altay'a hem emekleri hem de varlıkları için
Ben çok teşekkür ediyorum. Onlarsız asla böyle bir proje olmazdı, yürümezdi de. Son söz olarak ikisi de iyi ki varlar diyeyim. Hem hayatımda hem de kariyer yolunda. Öyle de bitirmiş olayım.